meşhur mu meşhur Karadeniz'in incisi Ordu dayım. Yeşiller fındık dalları, zaten hep yeşilli fındık dalları. Benim kolum yetmiyor artık, hiç ayrılmıyor abi. Oğlan mı torun mu? Oğlum. Peki siz kaç yaşındasınız? 60. Berkay sen kaç yaşındasın? 13. Maşallah. 75. Maşallah Ahmet amca ya. Çocuklar içinde yüzüyorlar. Çok yeter, ben de kızım. Adın ne amca? Şiddet. Şiddet mi? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah Allah, niye adını Şiddet koymuş? Korona vermişler bir zamanında. Anne! Yok! Karadeniz'in incisi Ordu dayım. Hadi Ordu'yu hep birlikte gezelim. Karadeniz'in gözünü seveyim. Sürmelim ama. Canım müzisyen.
müzisyen kardeşlerim, maşallah size, vallahi maşallah. Ordu'nun dereleri, Ordu'nun yaylaları, Ordu'nun fındığı, Ordu'nun müziği. Var da var, zengin mi zengin, Doğu Karadeniz'in incisi, güzel Ordu'mdayım. Müzisyen kardeşlerimle birlikte Ordu'nun dereleri türküsünü de okudum. Buranın bildiğimiz bir sürü türküleri var. Fındıkla ilgili türküleri var, yöresel türküleri var. Onlarla birlikteyiz. Şimdi öncelikle sizlerle arkamda gördüğünüz gemiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Arkamda gördüğünüz geminin ismi Rusimat. Doğru mu söyledim? Doğru. Evet. Rusimat gemisi No. 4. Bu geminin bir özelliği var. Sizler benden daha iyi bilirsiniz. Ordulusunuz değil mi? Evet. Herkes Ordulu mu? Ben Giresun. Giresun mu? Ooo, hiç fındıkta yarışmayalım olur mu? Hiç konuşmayalım fındığı. Ordu fındık, Giresun fındık. Hiç karıştırmıyoruz. Şimdi hemen gemiye dönüyoruz efendim. Daha sonra müzikle ilgili sohbetlerimiz olacak. Bu arkamda gördüğünüz gemi Kurtuluş Savaşı zamanında bizim için çok önemli. Bizim için çok anlamlı. Ruslarla savaştığımız dönemde bu gemi burada cephane taşımak için bulunan bir gemi. Rusların geldiğini gördüğümüzde o dönemde anlamasınlar diye gemiyi denize batırıp sonrasında Ruslar geliyorlar, burada gemi yok, cephanelik yok deyip gidiyorlar ve gemiyi tekrar denizin içinden çıkarıyorlar. Sonrasında da Rusları bu akıllı hamleyle, bu zor hamleyle, Türklerin o gücüyle, çalışkanlığıyla, zekasıyla yeniyoruz ve artık bu bölge bizim oluyor. Restorasyonu yapılmış, arkamda gördüğünüz gibi altında müzesi var. Yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği hem anlam olarak hem görüntü olarak şahane görünüyor. Sizler de Ordu'ya geldiğinizde muhakkak bu gemiyi görmenizi isterim. Kültür mirası Ordu için önemli bir simge, tarihi bir simge. Buralara gelip bunları dünya gözüyle görmek lazım. Şimdi gelelim müziğe. Ordu'nun dereleri dedik. Ordu'da dereler önemli. Hatta sıralandırılmış diye duydum ben. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Doğru mu dereler? Yani evet. Ya şimdi Giresunlu'ya sorarsam o yani demez ama evet der. Hemen evet der. Bir soralım bakalım. Hemen evet der. Çok yakınım zaten. Ordulu sayılırım ben. Giresunlu sayılmam. Ha öyle mi? Tamam o zaman ben bu işleri hiç karıştırmayayım. Şimdi siz aynı ekiptensiniz değil mi? Birlikte para kazanıyorsunuz. Ekmek arkadaşısınız. Tabii. Aynı ekiptesiniz. Birlikteyiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndayız. Öyle mi? Ay ne güzel. Birlikte işlere gidiyorsunuz sürekli. Peki aranızda hiç böyle şey oluyor mu? Çatışma. Ordulusun ya sen Giresunlusun. Yok. Tamam, bu çok çok önemli. Şimdi Karadeniz bölgesinde kemençe önemlidir ama burada klarnet daha önemli değil mi? Yani daha yaygın. Daha yaygın çünkü klarnetin yapımı var Ordu'nun bir yerinde. Neresiydi o? Ahmet Özdemir klarnet atölyesi var. Bir ilçede yapılıyor. Bayadı. Bayadı. Evet, Bayadı ilçesinde klarnet yapımı var. Şimdi burada tefler, ziller de var. Daha çok Rize'ye, işte Artvin'e, Trabzon'a göre. Müzik anlamında Ordu ile ilgili biraz bir şeyler öğrenelim sizden. İsminiz? Umut ben. Umut, sizin? Serhan. Ay ne güzel çalıyorsun sen öyle. Serhan'cığım sen de öyle. Arda. Arda, merhabalar. Buyurun. Dönemin getirdiği şarkılarla kemençe çalan, icra eden veya kemençe yapımını üstlenen kimse kalmadığı için. Neden peki kemençeden klarnete? Aslında bu biraz da bölgesel. Çok göç alıyor diyebilir miyiz Ordu'ya? Göç alıyor, göç veriyor. Ordu birçok kültürün sentezlendiği bir yer. Çok farklı insanlar da görebilirsiniz. Müzik tarzları olarak da, yaşam tarzı olarak da, giyiminden kuşamına, yemek kültüründen çok çok farklı tarzlar var. Hep diye düşünüyorum. Bir de tabii bizim yöresel düğünlerimiz. Nasıl olur düğünler? Etkinliklerimiz, halk oyunlarımız. Genelde hep eskiden, şimdi klavye arkadaşım daha iyi bilir. Rırnata derlerdi. Metalden olan. İstersen söyle onu. Sen daha yüksek bu konuda. Sonradan klarnet oldu. Evet. İşte düğünlerde davulla birlikte davul rırnata. Davul klarnete dönüşüyor. Ha burada düğünlerde şeyle klarnetle davul mu gider gelin tabii, alır tabii, falan? Tabii tabii. Bu da öyle olur. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden. O zaman Karadeniz deyince aklımıza hemen kemençe gelmemeli değil mi? Tabii. Biraz da şey olabilir hani Tokat'a Sivas'a yakın ya oradan da etkilenmiş tabii, olunabilir. Tabii kesinlikle. Yani, bir sentezleşme kemençe, olabilir. Buradan sonra biraz daha aktif kemençe. Giresun. Trabzon, görele, Rize.
Doğru. O tarafları da. Mesela Artvin'de de öyleydi. Bir tarafta davul, klarnet vardı. Tüm daha çok. Var önde. Ama evet. Orada da Erzurum etkileri tabii ki olabiliyor. Kesinlikle. Biz müziğin her şeyini seviyoruz. Biz Anadolu'yu seviyoruz. Ben Karadeniz'e aşığım. Daha ne diyeyim? Şu doğaya bakar mısınız? Teşekkür ederim. Mis gibi içim açılıyor vallahi. O zaman hadi bir Ordu türküsüyle devam edelim. Buyurun. Aslıma aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Konaklar yaptırdım mermer direkli, ekim oğlu dediğinde narinin aslan yürekli. Ekim oğlu dediğinde narinin aslan yürekli. Yaptırdım döşetemedim, ünye fatsa bir oldu da narinim baş edemedim. Ünye fatsa bir oldu da narinim baş edemedim. Fatsa arası Ordu'da kuruldu, Ekimoğlu dediğinde narinin o da vuruldu. Ekimoğlu dediğinde narinin o da vuruldu. Bravo. Bir Fındık türküsü okuyalım mı? Fındık. Fındık doğrusu Ordulular ne der? Fındık mı der? Bir şiveli konuşma durmak istedim ya. Şu da var şimdi, hani Ordu'da mesela herkes, dışarıdaki insanlar şive çok var zannediyorlar ama bizim aslında Ordu'da çok fazla şive yok. Yeni nesilde yok bence. Eski nesilde de çok fazla. Şu vardı mesela, az buraya gel. Az çok kullanırız biz. Az buraya az gel daha. Heh. Daha var o tarz şeyler. Eskisi kadar yok. Eskiden vardı, artık eskisi kadar. Ama bunu yok. Kaybetmemek lazım. İnşallah yani, değil mi? Yani müzik demek, kültür demek, şive demek, kültür demek. Yani kültürü aslında açtığımız zaman müzik demek, dil demek, lehçe tabii demek, giyim, kuşam, yemek, kesinlikle içmek. O yüzden bunları kaybetmemek lazım, sahip çıkmak lazım. Değerini de bilmek lazım. Buyurun efendim, o zaman bir Findo'muz gelsin mi? Fındık dalları Zatenip yeşildi fındık dalları. Zatenip yeşildi fındık dalları. Nur olsun seni doğuran anaya. Nur olsun seni doğuran anaya. Zallan pullan gel 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 yanıma. Kızallan
gel, gel yanıma. Yine işerdi fındık dalları, yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Nur olsun seni doğuran anaya, nur olsun seni doğuran anaya. Kızallan pullan gel, gel, gel yanıma. O beyaz kolların dola boynuma. Kızallan pullan gel, gel, gel yanıma. O beyaz kolların dola boynuma. Bravo! Karadeniz'den selam olsun. Hadi. Ordu'nun mis gibi havası, Ordu'nun pidesi olmazsa olmaz. Ordu'ya gelip pide yemeden giden hiç kimse yokmuş. Yok, evet. Değil mi? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Biz Ordu'ya geldik. Ne yiyeceğim, bana ne yedireceksiniz dedim. Tabii ben de biraz söylemesi ayıp. İştahlı bir insanım, boğazına düşkün biriyim. Ne yiyelim dedik, bizi hemen pideciye getirdiler. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, restoranın yöneticisiyim. İşletmemiz 1981 yılında kuruldu. Sizin isminiz? Sami Demirkan ismim, işletme müdürüyüm. Çok memnun oldum, evet. Sami Bey. Sizin isminiz? Tülin Kırca. Tülin, ay ne güzel. Tülin Hanım, bu yemekleri öncelikle kim yaptı? Bu yemekleri hep beraber yapıyoruz arkadaşlarla. Siz aşçı mısınız? Aşçı yardımcısıyım, evet. Ay ne güzel. Siz yapıyor musunuz Sami Bey? Ben işletme müdürüyüm ama anlıyorum, yapıyorum. Şeflerimiz yapıyor. Sadece yiyorum diyorsun, evet, abi, aynen, öyle mi? Evet. Müdürler hep böyledir değil mi? Evet. Güzel yemek yapsınlar da yiyelim. Tabii ki, tabii ki. Herkes öyledir. Ay ne güzel. Hele erkek olunca? Mideye düşkün oluyorlar. Neden? Mideye yapıları gerek galiba. Evet. Valla. Şimdi Karadeniz mutfağı diye bir gerçeğimiz var. Yani Türkiye'nin her yerinde balık olmazsa olmaz, zaten burası bir sahil şeridi. Balık önemli. Ama onun yanında da annelerimizin, hani bu pidenin önemini soracağım size ama ben kendi adıma mıhlamayı, bir de hazı. Yöreselerimiz. Yöresel yemeklerimiz var. Evet, Ordu'nun yöresel yemeklerimiz var. Buradan, Ordu'da önce pideden başlayalım. Pide neden meşhur Tülin'ce? Özelliği kıymalı, böyle uzun olması, evet, değil uzun mi? Evet, uzun olması, çıtır olması. Hı-hı. Ortada yumurtası var mesela, niye? Yumurtası genelde tercihe göre ama yumurtada olmazsa olmazı yani. Öyle seviliyor, mi? Tercih ediliyor. Peki sizin bir bilginiz var mı? Pideyle ilgili. Evet, aynen. Pide neden, tabii, meşhur? Siz erkekler yemeği seversiniz, evet, herhalde evveliyatında bilirsiniz. Şimdi Karadeniz'deki pidenin meşhur olma sebeplerinden bir tanesi Ordu pidesi. Karadeniz'deki pideler biraz daha Anadolu yöresine göre çok farklı yapılıyor. Hı-hı. Hem hamurundan hem içinin kıyması bizde pişmiş olur. Yani etin özelliğinden, kıymasından, yumurta da zaten vazgeçilmezi. Çünkü ortaya yumurta zaten kesilmez genelde Karadeniz pidesi. Çünkü elle koparılarak yenir, yumurtaya banılarak. Öyle de bir yeme özelliği var pidenin. Şimdi mesela Konya'da etli ekmek. O Kastamonu'da da var. Ordu pidesi de sanki onun gibi böyle uzun. Uzun. Bizim pidenin özelliği içi kavrulur Karadeniz'deki pidelerin. Çiğ mamul kullanılmıyor yani. Anadolu tarafındaki kavrularak koyulur. Kavrulmuş malzeme. Tereyağı mı var? Tabii en büyük özelliği tereyağı zaten. Yöreye özgü tereyağları kullanılıyor çünkü. Peki, Karadeniz'in tereyağı çok meşhurdur, tabii biliyorsunuz. Tabii ki, sonra. Aynen. Buralarda bu tereyağı, doğada otlayan hayvanların tereyağı, yağı tereyağı, lezzetli tereyağı, olmaz mı? Hem eti hem yağı lezzetli ya, olur. Pide de yani büyük süt baş, danası büyük baş tabii. Dana eti kullanıyoruz. O yani, yüzden tabii, lezzetli. Evet, o yüzden süt lezzetli. Süt danası tabii oluyor ki, evet. Peki, bu sofrada neler var Tülin'cim? Burada Karadeniz'e ait yöresellerimiz var. Aynen. Bu nedir aşkım? Bu gel canım, lahana. Yanıma gel. Ne lahanası? Lahana, pancar, kara lahana. Mancar. Pancar. Pancar. Pancar mı, mancar mı? Pancar. Pancar. Pancar diblesi. Ordu'da köylü hanımlar bunu köylerinde ekiyorlar, yetiştiriyorlar. Biz de buradan işletmemizi alıyoruz. Burada hazırlıyoruz yöreselleri. Pancarı haşlıyoruz, ince ince doğrayıp kaynar suyla haşlıyoruz onu güzelce. Sonra soğanla kavuruyoruz, pirincini ilave ediyoruz. Soğanlı, tereyağlı,
mis gibi oluyor. Baharatlarını da koyuyoruz. Sabah kahvaltıda ye, akşam ye. Öğlen ye, her saat ye. Evet. Pancarı nereden bulacağım? Bir de öyle bir sorun var değil mi? İstanbul'da bulamazsın. Karadeniz'de olmazsa. Ama kışın daha özelliği fazla oluyor. Karda yetişen pancar çok lezzetli olur kışın. Peki faydaları nelerdir abi? Yani genelde yani vejeteryan bir mutfak. Biraz daha yani ağır olmuyor, hafif yani. Çok İnsanı lezzetli. Genç tutuyor evet. Öyle mi? Evet, kilo yani, yapmaz. Kilo yapmaz. Karadeniz'de yaş, ekmeği... yaş ortalaması da çok yüksek biliyorsunuz. Bu yüzden mi? Yani doğal beslenmeden aslında. Yani Karadeniz'de çok fazla hamur işi falan tüketilmiyor. Pide var. Pide var ama işte pidenin yanında yayla ve büyöreseller onu kapatıyor ancak. Öyle mi? Tabii ki. Şimdi bu pancara ekmek banıp yemezsen olur mu abi ya? Yani doğru ekmek yemezsen. Evet. Değil mi bu? Böyle yavan yavan yapın. Ama çoğunlukla... Mısır ekmeğiyle evet, mısır şöyle bam bam. Bir de özelliği zaten bu mısır ekmeği ve bunun özelliği Karadeniz'de kültür mirası dediğimiz değirmenler var. Su değirmenleri. Yani her yörede birkaç tane kalmış. Onlardan... büyütülüyor yani. Orijinal taş değirmen ve su değirmen. Harika. Peki bu nedir Tülinci? Bu sakarca mıhlamamız. Sakarca. Evet. Sakarca, evet. Otları mı? Evet, ay ben bir çatal alsam da şunların da bir tadına baksam. Ya bahçede, ölüyorum burada Allah'ım. Bahçede çok güzel görünüyor. Bahçelerinde olur. Oradan hanımlar yine köydeki hanımlar böyle küçük çapalarla onu eşerler. Hatta karın altından bile eşiyorlar. Karda bile çıkar kışın öyle son mi? Zamanlarında. Ne bu otun adı neydi? Sakarca. 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 Bu soğansı bir bitki. Kışın mı olur? Baharın işte. Kışın da oluyor. Baharında yani. Bana fazla çatal verin. Mart'tan sonra başlıyor işte böyle. Yani çiğdemsi bir bitki. Beyaz şeyi vardır. Peki yeşil faydaları yaprağı. Ne? Ya bu bunun faydası çok fazla. Yani vücuttaki toksinler attığı söyleniyor. Örneğin bu ıspıt gibi bir şey değil mi abi? Tabii dolaşım sistemine iyi geldiği söyleniyor. Mesela Kastamonu'da ıspıt diye bir ot görmüştüm. Bu onunla aynı şey değil. Yok. Değil mi? O nasıl bir şey? Soğanı var mı hatta? Bu bir soğansı bitki biraz daha. Şöyle kardelen çiçeğine benziyor aslında. Kendi kendileri çıkar. Şu ufak ufak soğanları tabii. O kendi otu mu? İnce yaprakları beyaz var yeşil. Beyaz kendi otu, yeşil de kendi otu. Beyaz çiçek açıyor evet. Mıhlamasını yapıyoruz, kavuruyoruz soğanları. Bunlar başı herhalde. Evet. Şey yeşil soğan gibi. Evet. Tadına bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu daha çok beğendim. Sakarca mıhlaması mı? Çok sakarca, güzel. Evet, benim de favorim sakarca. Öyle mi? Evet, tabii ki. Peki bunlar ne? Bu kadirik, anlatayım. Kadirik, bu da baharın oluyor. Kadirik mi? Kadirik. Evet. Kadirik. Bu da bir ot. Bu da bir ot. Bu da bahçede yetişiyor. Bahçeden ekiliyor toplanıyor. Mu? Yok, bu da kendi kendine biter. Daha, yabani. Evet, evet, fındık bahçelerinde. Yapraklı olur. Gittiği mor zaman yapraklarından açıyor. Ayıklanır. Çiçekleri olur. Mor çiçek açar mor önce. Sonra yapraklarından ayıklıyoruz. Bu sapını işte doğruyoruz. Haşlıyoruz. Ay bunları güzelce, toplayan o Karadeniz kadınları, güzelce hanımları. Haşlıyoruz. Canım. Soğanlı, baharatlı kavuruyoruz mis gibi. Ne zor afiyet değil mi? Olsun. Vallahi. Bu otları teyzelerim topluyordur evet. Muhtemelen. Yani, sizler evet. Gitmiyorsunuzdur yani, evet. Değil mi? Sizin ya, ellerinizi severim, ellerinizden öperim, canım annelerim. Ama benim de topladığım da vardır yani, ben de gidip topladım. Öyle mi? Evet, evet, genelde Karadeniz erkeklerinin, daha doğrusu hanımlarının daha çalışkan olduğu söylenir. Hemen soralım. Kesinlikle öyle. Gerçekten mi? Tabii tabii. Aa, yani. İtiraf Karadeniz etti bir kadını, Karadeniz erkeği. Karadeniz kadını çok çalışkan. Örneğin mikrofonu vereyim. Tabii, hemen alayım. Örneğin ben geçen gün yaylaya gittim. Mesela bir tane yaşlı binine gördüm. Odunları almıştı sırtına. Yani normal bir erkek götüremez onu. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Yani çok çalışkan. Neden peki? Yani evliyatını pek bilmiyorum ama sanıyorum biraz daha kadınların çok çalışkan olması kaynaklı. Erkekler de tembelleşti. Biraz daha evet, biraz daha modern yaşıyorlar yani. Aman kocam yorulmasın. Evet, erkekler genelde kar çiğnemeye gidiyorlar burada. Ne yapıyorlar? Kar çiğniyorlar. O ne demek? Yani off-road dediğimiz şey, kar yağınca yaylaya çıkıp araç kullanıyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Ne yapıyorlar orada yani? Keyif yapıyorlar yani. Karda geziyorlar. Değil mi? Aaa! Bunu da ilk defa duydum. Yani Karadeniz'de öyle. Odunları da teyzeler taşıyor ha? Öyle. Tabii. Hepsi için geçerli değil ama genelde Karadeniz kadını çok çalışkan. Çay bu topluyor, coğrafyada, fındık tabii, topluyor. Bu coğrafyada çok farklı.
Yani peki hiçbir... o odunları kocalarına niye toplatmıyorlar? Mutlaka ya işi var ya başka bir şey. Bilmiyorum. Gezmeye gitmiş adam nereden buldu? Adam tabii, bulamıyor tabii, ki doğru, değil mi? Da var. Doğru mu? Doğru. Eyvah eyvah ya. Neyse şimdi Karadenizli abilerim, amcalarım bana kızmasınlar. Ben çok kurcalamayayım ama Karadeniz kadının yeri ayrıdır. Evet. Bu arada bu da soğan gibi bir tadı var, güzel bir tadı var. Evet, onu soğanla kavuruyoruz. Soğanlı, tereyağı. Mısır ekmeği vardır içinde bir de onun. Çok lezzetli. Peki bu ne? Onun adı da melocan. Diken ucu. Diken ucu mu? Diken ucu. Bildiğimiz dikenlerin ucunda oluyor. Topluyoruz oradan. Dikenlerin ucundan. Ne faydaları var? Evet, bu kalben açıklayayım isterseniz. Buyurun, bunun, mikrofonu verin. Bunun, bu bitkinin dalları biraz daha kalp damarları gibi oluyor. Yani bunun kalbe bunları faydalı olduğu. Bunları tanımak da sorun tabii, değil mi abi kalbe. Ya? Bu yani ben bunu aslında araştırdım ben şimdi. Yani bu bitkinin neye faydalı olduğunu. Şeyde genelde kalbe faydalı olduğu, yani dolaşım sistemine falan iyi geldiği söyleniyor. Melocanın. Ben bunu beğenmedim. Biraz ekşi, ekşi hafif bir tadı var. Bir çiğ de yeniyor bunu. Tadı var, yok. Bunu beğenmedim abi. Melocan mıydı adı? Melocan. Siz yiyor musunuz? Ben seviyorum, evet, kahvaltıda. Bayağı sağlıklı görünüyorsunuz. Teşekkür yani, ederim. O yüzden uzun yaşıyor dediğiniz evet, doğru olabilir. Ortalaması fazla. Bu nedir? Bu fasulye diblesi. Diblesi. Evet, fasulye. Bildiğimiz fasulye, yeşil fasulye. Yani yeşil fasulye diblesi. İnce ince doğruyoruz. Yine haşlıyoruz kaynar suyla. Hı-hı. Soğanları tereyağıyla kavuruyoruz. O haşladığımız fasulyeyi kavrulmuş soğanın üzerine döküyoruz. Baharatı, pul biberi, karabiberi. Onları döküyoruz baharatıyla bir. Pirincini ilave ediyoruz. Mis gibi oluyor. Güzel olmuş ama ben yeşil fasulye sulu çok seviyorum ya. Öyleyken daha güzel sanki. Aynen. Güzel ama yani fena değil. Ama favorim Sakarca. Aynen favorim Sakarca. Sakarca mı bilmiyorum ama yıkılıyor Sakarca vallahi. Soğanlı muanlı bir şey galiba, bayıldım. Oh. Ay çok lezzetli. Afiyet olsun. Ben orada sağlıklı olamazsın. Peki ben bu ottan nasıl bulup götüreceğim? Götüremem mi? Bulamam değil mi? Şu anda yoktur. Şu anda yoktur. Geçmiş olsun o zaman. Burada yediğimle kalayım değil mi? Evet şimdi Karadeniz mutfağının en önemli yemeği aslında ha. Buralarda ne var? Şimdi bu pazı kavurması. Bunun o aynı değil mi? Demin, aynı değil. Demin sordunuz ya, bu aslında şeker pancarının yaprağına benzer ama o da farklı bir şey. Mancar mı bu? Yok. Pazı. Pazı. Ha bu pazı. Pazı, bildiğimiz pazı. Pazı sarması yapıyor buradaki Karadeniz gibi. Kadınlar. Aynısı, evet. O, bu pazı kavurması. Tamam, ona da bakalım. Ben pazıyı yedim pazı zaten daha. Biliyorum. Bayılırım da. Karadeniz'in meşhur pazısı. Doğru mu söyledin? Pazı. Buyurun siz söyleyin hanımefendiciğim. Karadeniz'in... Karadeniz'in meşhur pazısı, pazı kavurması. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyelim. Yiyelim, güzelleşelim. Oh. Çok güzel abi. Bunlar ne oluyor? Bezelye kızartması. Bezelye kızartması. Evet, bezelye. Kayganası deniyor aynı zamanda. Neden? Ne abi? Bezelye kayganası. Kaygana mı? Evet. İlkbaharda yine köyde... köylerde yetişir, ekerler tarlalara. Evet, çok güzeldi. Bu da tarlalardan toplarız. Oo, mısır unuyla kavrulmuş. Evet, mısır unuyla kızartılıyor. Ay, evet. Çok güzel. Biber gibi tadı var. Abi peki bunları hep akşam yemeğinde yer misiniz? Genelde sabah kahvaltısı. Yani örneğin bir turşu kavurması, turşu kavurmamız var. Turşu kavurması da var değil mi? Evet, nerede? Turşu. Burada yok. Burada yok, evet, burada gelmiş. Turşu kavurması sabah kahvaltısında yeniyor. Bunların genelde çoğu yani Sakarca da yeniyor. İşte bunlar hep sabah hepsi. Yeniyor ha. Evet, ay benim karnım doydu vallahi. Ben hepsinden yedim. Şunu da yiyeyim. Ay ama çok lezzetliler ya. Evet, bu da çok güzel olur. Bezelye kızartmamız. O da çok lezzetli olur. Ama buranın bezelyesi olması lazım. Evet. Peki bezelyelerin içine çıkarıyor muyuz? Taneleri? Yok. Yok. Tanelenmeden hani böyle olduğu yani. Zaman çok bekletmiyoruz mesela. Hani tarlada çok kaldığı zaman tabii taneleniyor. O zaman bu şekilde kızartması, kayganası olmaz. Olmaz. Çok tanelenmeyecek. Anladım. Peki bu ne? O da kara lahana çorbası, pancar çorbası. Bu Dibli'nin çorbası o da. Bir kaçık alabilir miyim? Ay gözüm gönlüm açıldı vallahi. Karadeniz'e geldim. Şu güzelliğe bakın Allah'ım. Sofranın güzelliğine bak. Evet, güzel güzel yemekler yedirdiniz bana vallahi. Canım bir tanem.
Evet, Karadeniz'in meşhur kara lahana çorbası. Of 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 evet, of. Ordu'nun meşhur kara lahana çorbası. Ordu'nun. Buyurun. Ordulu musunuz? Evet, Ordulu. Ordulu hanımlar nasıl olur Tülin'cim? Ordulu hanımlar becerikli olur. Böyle yeşillikleri, doğal yemekleri yapmayı severler. Kocalarına yedirirler. Kocalarına yedirirler, çalışkandırlar. Lezzetli peki, değil mi? Çok lezzetli, yıkılıyor. Peki bu kara lahana çorbasında neler var? Kara lahana çorbasında işte kara lahana, fasulye. Kuru fasulye değil mi? Kuru fasulye, evet. Mısır, havuç. Onu pişirirken yine mısır unu, yöresel mısır unumuz var, taş değirmenlerde üretiliyor demiştik ya ondan. Onlar pişerken buna mısır unu katılır. O lezzeti tereyağı. De o veriyor, tereyağı. Şifa deposu. Aynen. Bu yemekleri evde yapayım demeyin. Pancar çorbasının yanında olmazsa olmaz mısır ekmeği. Mısır ekmeği evet. De olmazsa olmaz. Evet, mıhlamamız geliyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İşte bu. Bunu görmeden olur muydu ya? Gerçekten of abi. Ronaldo gol attı. Gol! Şimdi yapabiliriz. Ay! Of, yemek istiyorum. Bayağı gider o. Benim kolum yetmiyor artık, hiç ayrılmıyor abi. Evet. Ayrıl da gel Nalan, ayrıl da gel. Oo, evet artık kopuyor yavaş yavaş. Of, şimdi ben bu kuymak mıhlama mı anlayamadım kuymak ama. Mı? Neyse işte abi, neyse adı. Gerçekten ben mıhlama, hani kıymak, kuymakla mıhlamanın arasındaki farkı bilemem. Ben gördüğümü söylerim. Bir de bunu yemesini bilirim. Ay ben bunu yemem lazım ya. Evet, Ordu'nun meşhur pideleri var. Artık o da son. Vallahi canım ekibim. Akşam yemeğinde ben yokum. Haberiniz olsun. Benim karnım doydu. Sizler yemeğe gidebilirsiniz. Beni burada bırakın. Tülin'le iki sohbet edeyim. Şu pidelere devam edeyim. Mıhlamaya devam edeyim, evet, değil mi? Evet, evet. Devam edelim. Onu kavurmamız da var orada. Aynen. Onu daha onu çok da iş var. Çünkü onlar çalışsın. Ah olur mu ya? Ekibim açken ben nasıl yemek yerim? Canım. Hep beraber yerim. Tabii hep beraber yerim. Şimdi pidenin anası bu galiba, değil evet, mi? Kıymalı. Evet, kıymalı. Bunlar da kuymaklısı. İnce işte. Hamurlu olması. Ne her bileyim? Türlü. Her türlü mü? Evet. Bu ne demek abi? Yani. Her telden çalıyor evet, yani. Aynen öyle. Kıyma, kaşar, kuşbaşı, pastırma. Sucuk, pastırma, evet. Her şey var. Her şey var. Her peki türlü. O zaman biz pidenin hasını yiyelim. Anasını yiyelim, evet. Değil mi abicim? Tabii. Peki, bismillahirrahmanirrahim. Buradan koparıyorsunuz. Buradan kopardık. Evet, evet. Bunu sen ye abi. Ama ben yemesem. Yok, hayır abi, olur mu? Sen yemeden olmaz. Bak, diğerlerini benim yemem lazım. Öyle yapıyor o zaman. Bir dakika abi, onu ben yapacağım. Bir dakika, aslında böyle. Bunu böyle yapıyorsun. Ay. Pidesini yemeye hadi siz de Ordu'ya gelin. Bu güzel lezzetleri siz de tadın. Karadeniz mutfağı bir harika. Karadeniz'de fındık dalları yine yeşillendi. Fındık dalları acep ne olacak yarın halleri. Acep ne olacak yarın halleri. Pinduk zamanı, Pinduk diyarı, Ordu'dayım, Ordu'da. Gözünü sevdiğim Karadeniz, bolluk var, bereket var. Oh, 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 oh. Davetsiz misafirim yine. Gördüm Pindukları, dayanamadım, attım kendimi Pindukların arasına. Nasılsın Ahmet amcacığım? Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız efendim? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Ellerinizden öperim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ahmet amcam. Eşiniz değil eşim, mi? Eşim evet. Merhaba isminiz? Melih Asonkaya.
Melih ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim, iyi. Ne güzel gözler, tatlı. Sağ olun, nasılsın? Maviş mavi. Evet. Mavişim, mavişenim, mavişim. Mavişenim, tenhada buluşalım mavişim. Tenhada buluşalım mavişim. Bu oğlumuz kim? Berkay. Berkay, merhaba. Merhaba. Oğlan mı, torun mu? Oğlum. Oğlunuz. Hı hı. Peki siz kaç yaşındasınız? 60. Berkay sen kaç yaşındasın? 13. 13. 75. Maşallah. 75. Maşallah Ahmet amca ya. Gerçekten mi? Evet, evet. Kaç yaşından sonra oldu Berkay? Bu 60'dan sonra oldu artık. 65'ten sonra 62'de 60'lardan. Ya maşallah. Evet. Nasıl oldu peki? Tüp bebek mi? Tüp bebek. Hadi ya. Berkay nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Başka çocuk İyiyim. Var mı? Eşimin bir çocuk, bir kızı var. Ha sizin ikinci evliliğiniz. İkinci evliyim evet. İlkinden bir kızım var. Ondan torunum var. Ha kızınız evet. Kaç yaşında? 41 yaşında. 41 yaşında. Peki evet. Diğer eşiniz vefat mı? Hayır etmedi. Eczacı kendisi. Ha, ayrıldı. Ayrıldık öyle oldu. Hı. Öyle oldu. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli ormancıyım. Orman şefiydim. Emekli oldum. Ha. 95'te oldum. Ondan sonra işte ziraat işleriyle meşgul olmaya başladık. Peki Melih Ağa. Yetiştirdik. Ha. Peki bu ağaçlar, fındık ağaçları? Bu kayınvalidenimdir. Benim esas köyüm var eski pazar. Orada o benim harmanım orada. Burası kayınvalidelerin. Ha Melih ablaların. Onların ne oluyor? Peki Melih ablayla nasıl tanıştınız? Vallahi bir daireden bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Teyze, kuzeni oluyor. O tanıştırdı bizi. Kaç yıl oldu evleneli? 16 yıl oldu. 17 yıl oldu. Ha 17 yıl oldu. Peki sen daha önce evlendin mi Melih abla? Yok evlenmedim. Hiç evlenmemiştin ha? Yok evlenmemiştim. Aa niye? Öyle kısmet. Kader vermiş değil mi? Evet. Nasip değil. Ahmet amcayı gördün aşık oldun ha? Evet. Kaç yaş var aranızda? 10 yaş. 13. 12 yaş. Ha, çok değil ya. Sonra Berkay oldun. Evet öyle kolay olmadı yani zor oldu. Nasıl oldu? Vallahi tüp bebek merkezlerine gittik, bayağı uğraştık. Denemeler, üçüncü denememiz de oldu. Gerçekten Ankara'ya gittik, mi? İstanbul'a gittik. Evet kolay olmadı yani. Kısmetimizde, nasibimizde bir oğlumuz oldu. Maşallah. Mutlu olduk, gitti işte. Maşallah. Hayatımızı tamamladım. Vallahi ne güzel, bir Rabbim nasıl nasip ediyor görüyorsun. Evet, ettim, ediyor yani, ediyor. Evet. Doğru. Peki Ahmet amca, şimdi nasıl hissediyorsun? Berkay sana güç veriyordur ya. Veriyor tabii. Yani enerjimizi artırıyor en azından. Avantajları da var, dezavantajları da var. Dezavantajları yani, neler? O da var yani. Berkay gel oğlum gel bak ne diyor baba gel. Şimdi genç ona yetişmemiz zor yani. Onun enerjisine ulaşmamız zor. Uğraşmak zor. Yani ama gençlikte her şey katlanılır ama belli bir yaştan sonra biraz zor oluyor ama hepsini aşmaya çalışıyoruz. Bugün gittik çalıştık beraber yine. Fındık topladık beraber harmanı. Yani bana yardımcı oluyor artık. Delikanlı oluyor yavaş yavaş. Ay ne güzel. Evet. Peki ilk zamanlar böyle hani bebekken ağlıyordu ya. Hani sen de 60'lı yaşlardaydın. Seni rahatsız ediyor muydu ağlaması? Hiç etmiyordu. Yok öyle bir sıkıntı yanmıyor. Çünkü baba senin bir parçan ağlasın tabii. O baba onun için sıkıntı olmadı yani. Olmaz, olmaması lazım. Tabii ki, öyle aynen. Olur mu? Biz de eşimize yardımcı olduk. Doğru. Peki avantajları neler? Avantajı, vallahi insanı daha dinç tutuyor. Daha kendini daha genç hissediyor. Bunları avantaj sayıyorum ben. Değil mi? Tabii. Ahmet amca maşallah var sağ ya. Sağ olun, teşekkür ederim. Ay ortada böyle bir şey var ya. Gerçekten insanların ruhu inanılmaz böyle dinamik, dinç. Böyle bana hep şey derler Melih abla, ya yaşının insanı değilsin derler. Hala içimde büyümeyen bir çocuk var benim Ahmet amca. Doğru. Ben onu sizde de görüyorum biliyor musun? Öyle. Bak ben ormancıyım ben. Biz de, aman ormancı, canım gülüm ormancı. Hadi söyle. Vallahi bu sesim köyümüze buradan gitti. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Ahmet amca ya. Buyur efendim. Gerçekten hani sende de o çocuksu ruhu görüyorum. Teşekkür ederim efendim. Bilmiyorum. Var yani insan tabii içinde bir şey vardır, çocukluk vardır, çocuk ruhu vardır yani. O da insanla beraber yaşlanır, yaşar yani.
Büyümüyor değil mi? Büyümüyor, büyümez. Gençlik hevesi, yani o heves. Zaten onu kaybedersen gidersin. Gidersin. Doğru. Yani. Her yaşın ayrı bir güzelliği geliyor. Var diyorlar ya Ahmet amca. Hı. Şimdi farklı yaşlarda farklı duygular yaşadığın için evet. Sen aslında bu ayrımı daha iyi yaparsın. Sen neler söyleyeceksin? Vallahi hatta ne bileyim ya, bir şeye, her şeye şey hayat bakıyorum. Hayat sürprizlerle dolu değil mi? Dolu da her şeye pozitif bakıyorum. Şey yok, art düşüncelerim yok. Mesela derler ki bana sen yaşını göstermiyorsun. Evet göstermiyorum. Niye? Bende hırs yok. Böyle ne bileyim para hırsı yok, şu yok, bu yok. Kafama da takmam. Onca yaşamışlıklarım vardır ama onlar benimle beraber gider ve unuturum onları. O yönden... Nasıl yapıyorsun? Evet, yapıyorum onları. Onları yaptığım için öyleyim. Benim bu kafam bak, ne olacak? Bak şimdi mesela bahçemin tırpanını ben vuruyorum. Tırpan elimi alıyorum, bak ben vuruyorum yani. Ben çok kafama takıyorum Ahmet yok, amca. Yok, takmak iyi değil, yaşlanırsın. Değil mi? Ya yaşlanırsın, hiç takmanı tavsiye etmem. Bırak gitsin. Bırak, boyver. Koy ver gitsin. Koy ver gitsin. Koy ver gitsin. Peki Berkay'cığım gel. Gel teyzeye fındık anlat oğlum. Gel. Gel gel bakalım. Gel gel gel. Biz böyle fındığa ayakkabılarla girdik ama siz de girdiniz. Sorun yok değil mi? Yok yok sorun yok. Berkay'cığım nasılsın oğlum? İyiyim. Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Fındığı seviyor musun? Evet. Fındığın faydaları nelerdir Berkay? Sen bir fındıkçısın oğlum. Bilmen lazım. La ne bileyim. Anneye soralım. Her yerden faydalı. Ekonomik olarak, şey olarak. Şimdi aslında fındığın Ordululara en büyük faydası ekonomik geçim tabii, değil tabii, mi? Tabii. Tek geçim kaynağı bu. Şimdi son senelerde kivi ilave edildi buna. Hı-hı. Ama kivi de mi yetişiyor burada? Tabii kivi de yetişiyor. Ordulun kivisi de meşhur artık. Doğru. Evet. Peki Ahmet amca bunları ne zaman patrostan geçirdiniz fındıkları? Bu dün akşam oldu yani. Hmm. Daha yok çok yeni taze yeni. Güneşe mesela, serdiniz. Daha serdik. Kuruyacak artık zaman var. Birkaç gün kuruyacak. Kuruduktan sonra çuvallanacak. Mesela benim kendi fındığımı akşamüstü saat 4:30'dan sonra patlata vereceğiz. Hmm. Evet. Onu da buraya mı getirip sereceksiniz? Onu getirip buraya sereceğiz. Dünyanın en büyük fındık ihtiyacını neredeyse Karadeniz olduğu Giresun'u karşılıyor. Tabii evet. Orada bakın Giresun. Ben fındığın güzelliğini, lezzetini bilirim. Evet, fındık evet. Yağlı bir evet. Çerezdir aslında değil mi? Baklava da güzel olur, çikolata da güzel olur. Fındık her şeye çok yakışıyor evet. Değil mi? Faydalı. Tabii. Kavurması güzel. Evet. Vallahi peki kalbine dostu kalbin. Kalbin dostu değil tabii, mi? Tabii. Sen yer misin? Yiyoruz tabii devamlı yeriz. Kışın kavururuz ve yeriz yani. Sabah. Sabah değil de normal akşamları televizyon seyrederken kavur fındık yeriz. Evet. Bir de fındığı da ceviz gibi böyle suya koyup o suyu içtikleri zaman zayıflatıyormuş, doğru mu? Onu bilmiyorum. Cevizi yapılıyor mu? Fındık da yapılıyor mu? Bilmiyorsunuz, anladım. Peki Ordu'nun fındığı neden meşhur? Yani fındığın meşhurluk açısından şu var. Üretimi fazla Ordu'nun üretimi fazla. Ama şey açısından, kalite açısından onu söylemek lazım. Giresun'un tek çeşit fındık yetiştiriyor. Onun için daha şey lezzetli yani. Öyle mi? Evet. Ha, ay bir Ordulu'dan böyle bir laf duymak gerçekten önemli. Gerçeği söylemek lazım. Bizim fındığımız karışık. Palazı var, yağlısı var, çakılda var, sivrisi var. Var da var yani kara fındık var. Onlarda sadece iki çeşit var. Bir sivri var, bir de yağlı var. Yağlı var. Evet. Ama Giresun fındığının yağlı olduğu için raf ömrü az olduğu söyleniyor. Burada şey son yıllarda da çakıldak fındık. Yüksek rakımda yetişen fındığı da makbul tutuyorlar. Çünkü fındık fındıktır işte. Evet orası öyle. Evet. Fındık fındıktır. Karadeniz'in gözünü seveyim. Karadeniz'de fındık yetişiyor. Ta dünyalara gidiyor. Gidiyor her yere. Düşünsenize gidiyor. Değil mi? Tamam. Sizler burada yetiştiriyorsunuz. Evet. Dünyada tadına bakıyorlar. Bundan zevklisi, keyiflisi var mı? Çikolatayı yapıyorlar, dünya yiyor. Değil mi? Aynen. Memleketimizin, ülkemizin kıymetini bilmek lazım. Evet. Fındık diyarı, Ordu'dan selam olsun. Sıcakta gördüğünüz gibi. Ondan sonra işçiler tutulur, fındık toplanır. O çuvallar kapıya gelir. Kapıda boşaltırsın. İşte kapsüllü haliyle beraber
kurumaya sararsın. Kurumaya bırakıyorsun. Ondan sonra bu küreklerle evir devir yapıyorsun, ayaklıyorsun. Yani kurutuyorsun. Kuruttuktan sonra patoz geliyor. Patoza veriyorsun. Patoz da bu hale getiriyor. Patozdan çıkanı tekrar seriyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi de kuruduktan sonra da artık satışa sunacağız. Yani peki. Böyle zahmetli. Vallahi zahmetli ama yemesi çok güzel bebeğim değil mi? Evet. Adın ne senin? Nil. Nilciğim senin adın ne kızım gel. Derin. Derin. Kardeş misiniz siz? Yok. Hayır, kuzeniz. Kuzensiniz. Fındığı seviyor musunuz? Evet. Evet. İçinde yüzmek ayrı bir güzel. İçinde evet. Yüzmek mi? Evet. Evet. Nasıl biz oluyor? Biz bunu demin içinde yüzdük ki. Nasıl yani? Yüzdük. Hadi gösterin bana da. Hadi bakalım. Aa! Çocuklar içinde yüzüyorlar. Çok iyi. Ben de kıskanıyorum. Ah ah bu dünyada çocuk olmak var değil mi? Vallahi dünya borcumuz olsa şimdiden kadar olsa. Kızımlık borcu olsa. Değil mi? Baksanıza sizin derdinize bak onların banyosuna yüzmesine bak. Bizim kazancımız hep bunlar için. Şu fındıktaki çektiğimiz çile kazançlarımız ne için? Evlatlar için, torunlar için. Doğru. Şimdi okula başlayacaklar. Okul masrafları hep bunların içinde işte. Doğru siz dede oluyorsunuz dedeyim değil mi? Dedeyim ben evet. Ay ne güzel. Sabri amcacığım fındığın faydaları. Fındık yersen sana ne yapar? Bu demir olduğu için sana kan, biraz kan yapar. Biraz güç verir, enerji verir. Enerji verir. Çok da fazlası da dokunur. Çok, çok değil mi? Her akşam 100 gram fındık yiyeceksin. Başka bir dümeni yok mu? Başka dümeni yok ya. Sabri amca ya. Ne gibi dümenler olabilir başka? Bunu fazla yersen dokunur. 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 Sen ne kadar yersin? Çok 250 gram yeriniz. Sen niye fazla yiyorsun o zaman? Benim bir ayrı bir özelliğim var. Ne gibi? Ya ben çok çalışıyorum ya ondan. Öyle mi? Ya. Senin gibi çalışan başka kimse yok mu? Vardır da be. Ama ben kendimi biliyorum. Başkasıyla alakam yok. Maşallah. Peki kaç yaşındasın Sabri? Ben 63 yaşındayım. Maşallah ya. Ne güzel çalışıyorsun ama değil mi? Çalışıyor. Çalışmasan olmuyor. Emekliyiz. Aldığımız emekli parası yetmiyor. Mecbur çalışacağım. Doğru. Peki bu gücü, enerjiyi fındıktan mı alıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Nereden? Allah'ın vermiş olduğu. Bir de insan vücuduna bakması gerekiyor. Doğru. Bakacağım. Nasıl bakıyorsun? Allah'ın verdiği bize ya bir emanet. Ya ben yemeklerime sabah yemeği yemem. Kahvaltı yapmıyor musun? Yok. Kahvaltıyı sevmem. Öğlen de yemek yerim, hafif bir yemek. Akşam yatmadan önce, 2 saat önce yemem yok. Akşam saat 9'da yatarım. Yer yerine kısa, mahşer de kopsa ben 8.30-9'da yatarım. Ya evet. Ay ne güzel. Sabah 6'da da kalkarım. Ben de gece 2 olmadan hayatta uyuyamam. İşte. Peki Nilciğim, gelelim fındığın faydalarına. Fındığın faydaları nelerdir? Fındığın faydaları çok yersen mesela hasta olabilirsin ama azıcık günde birazcık yersen faydalı olabilir. Ama mesela öbür meyvelerden de çok yersek hasta olabiliriz. Çünkü her şeyin, her şeyin zarar. Aferin çocuğum. Peki Derincim sen? Fındık yani çok yersek ishal olabiliriz çünkü. Öyle mi? İshal olabiliriz. Doğru. Evet. Yani az yersek yani ishal olmayabiliriz. Oh yerim sizi. Fıstıklarım benim, fındıklarım benim, fındıklarım. Ama çocuklar bunun kıymetini bilin. Şu anda bir avuç fındık bulamayan, yiyemeyen bir sürü insan var. Ve sizler fındığın içinde yüzüyorsunuz. Bu çok önemli. Şükretmek evet. Lazım, teşekkür etmek lazım. Kıymetini bilmek lazım değil mi bebeğim? Evet. Allah'ım çok şükür verdiğin her şeye bin şükür diyelim hadi. Allah'ım verdiğin her şeye bin şükür. Değil mi? Allah'ım her şeye verdiğin bin şükür. Çok şükür. Evet çocuklar gerçekten kıymetini bilmemiz lazım. O zaman hadi buradan Bahar Kapı'da izleyicilerine selam edelim. Çok sıcak Türkiye, yandım ya. Türkiye her şeye, herkese selam kızlar, olsun. Nereye gidiyorsun Sabri amcacığım beni bırakıp yahu? Kalktım gideyim. Nereye? İşin mi var? Yani işim var. Ya daha şarkı söyleyecektik. Oo. Karpuz kesecektik. Bak bak bak. Bu şey biz burada klip klip de çekiyoruz ha. Sesi güzel olan var mı senin sesin? O hem ben. Çalar hem söyler. Öyle mi? Benim sesim güzel. Hadi ya, hadi şarkı söyleyelim. Hadi gelin söyleyelim. Ben çünkü biliyorum. Sabri amca daha karpuz kesecektik. Ya siz karpuz yazın kendiniz yiyin. Hepinize tamam. İyi günler. Tamam, ay kolay gelsin Sabri amca. Senin işin çok. Ay ilk önce söylesin ben sonra söyleyeyim. Hadi söyleyelim. Hadi. Mesela. Şan başını koy.
Ne istiyorsan onu söyle aşkım. Tabiye başında 3 kız yan yana. Hadi söyle. Tabiye başında 3 kız yan yana. İçlerinden biri şşt dedi bana. İçlerinden biri şşt dedi bana. Tabiye başında 3 kız yan yana. İçlerinden biri şşt dedi bana, içlerinden biri şşt dedi bana. Nur olsun seni doğuran anaya, nur olsun seni doğuran anaya. Kız allan pullan gel 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 yanıma. O beyaz kolların dola boynuma. Bravo! Hadi Derincim sen de söyle bize. Benim söyleyeceğim şarkını düşüneyim bir bakayım. Hadi düşün. Yabancı da söylüyor musun? Hadi söyle çocuğum. Bakalım nasıl söyleyeceksin. Ama kısa biraz. Olsun. J J J J and when they J J J J and when they. Öyle bir şarkı. Allah Allah. Bu çocuklar bunlar nereden öğreniyorlar canım benim ya? Kırmızı balık vardı. Biliyor musun onu? Hadi onu söyle. Kırmızı balık geldi, kırıla kırıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kaç kaç kaç. çocukların şarkısı da bu olur. Aferin yöresel oldu. Kaçalım mı o zaman? Nereye kaçacağız? Hadi kaç bakalım Deniz'e. Fındıkla yüzmeye. Bravo. Canım, adın ne? Ali Çiçek. Ali amca. He. Beni tanıdın mı? Tanıdım. Nereden tanıdın? Ordu'dan. Ordu'dan mı? He. He, nasıl tanıdın? Ben Ordulu değilim ki. Ordulusu. Vallahi değilim ya. Çekim o Ordu'dan Ordu'su. Çek abi bizi, çek. Ha, kameraları gördü Ali amca. Çek, çek, çek. Kanal 7'de izliyor musun beni? İzliyorum, izlerim. Bahar Kapı'da programı cumartesi ve pazar günleri akşam 9.30'da yayınlanıyor Ali amca. Yayınlansın. He? Yayınlansın. Ben isterim kalkalımızı. Şimdi seni çekiyoruz, seni izleyecekler. Tamam mı Ali amca? Tamam. Kabul ediyorsun değil mi çekimi? Kabul ediyorum. Tamam. Tamam. Ali amcacığım, Ali dedeciğim. Ha. Burada ne yapıyorsun? Fındık topluyorsun. Bu fındıklar kimin? Bizim. Senin. Evet, peki sana yardımcı olan kimse yok mu? Var, evde. Neredeler? Evdeler. Sen niye tek başına topluyorsun bu sıcakta? Bak, ben yemek yedim de öyle. Doktordan geldim, aşırı mı? Niye, neyin var? Gel böyle dön de seni görsünler Ali dedeciğim. Tansiyonum var, düştüm falan. Ne oldu? Düştüm. Nereden düştün? Geçmiş olsun. Bizim köyün camının önünden düştüm. Caminin önünde? He. Kafam ulan yarıldı, abram ulan yarıldı. Allah. Kıyam. Allah razı olsun. Yengem var, Mükerrem var. O götürdü beni doktora. Ah canım. Sen evli misin? Bekarım. Ha, sen evlenmedin mi? Yok. Ha, kaç yaşındasın Ali dede? Benlemem. Aman ne yaşımı soruyorsun desene ya. Ha. Yaş beyindedir desene. Ha. İçindeki delikanlı kaç yaşında? 18 mi? 18 yaşında. Evet. Ali dede. Ha. Peki sen Ordulu musun? Ben Çavuşlar'ıyım. Ordu'nun Çavuşlar köyünden. Ordu'nun Çavuşlar köyünden. Evet. Peki Ordulular nasıl olur? Ordular geçinir abi, geçinir. Neyle geçinir? Fındıkla. Fındıkla. Peki kadınları, erkekleri nasıl olur? Kadınları çalışıyor abi, çalışıyor. Doğru. Bahçede çalışıyor. Doğru. Benim yengem var, çalışıyor. Doğru. Ha. Doğru. Peki erkekler? Erkekler de çalışıyor. Değil mi? Çalışıyor evet. İnsanlar. Peki Ordu'da çok böyle yurt dışına giden, göç etmiş insanlar var değil mi? Evet. Almanya'ya, Fransa'ya, evet. Viyana'ya. Evet, istersen yengemi çağırırım da sor. Yengen nerede? Evde. Evde mi? Çağırır mı? Yok yok, hiç rahatsız etmeyelim. Dur, dur. Yok yok, gitme Ali dedeciğim, çağırırım. Gitme. Gel. Yenge mi geliyor? Ha. Gelsin. Yengeciğim gel. Ali dede, buradan gurbette olan herkese selam edelim. Gel buradan bir el salla. Ha. Almanya'ya, Fransa'ya. Ya, Hollanda'ya. Ah.
yurt dışında yaşayan tüm gurbetçi dostlarımıza selam. Bu da benim yengem. Gel yengecim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz fındık toplamaya gelseydiniz işte canım. Geldim işte fındığa yardım. Hani şey yapmamışız ki ne yapar tatlım. Merhaba, izliyor musun beni? Sen şey değil miydin ya, dur. Kim? Allah. Kanal 7'de Bahar Kapı'da. Bildin mi? Bildim. Ah kıyamam sana aşkım. Ben fındık toplamaya yardıma mı geleydim? Hem fındık toplardın, hem yemeğini alırdın, hem muhabbet ederdin. O teyzem kim? O benim üvey kaynanam tatlım. Üvey kaynanan mı? Evet. Anne gel. Şeye çıkacaksın. Pensere çıkacaksın. Gel. Üvey kaynana nasıl oluyor anne? Kayınpederim. Kaynatam iki boy evlenmiş. Ha, senin annen hangi? Şey, kayınvaliden? Ya, kayınvalidem öldü. Kız ben bir bakayım aramadım. Ben de ses duydum da ahırıyın çektim bilin mi? Ah kıyamam sana. Bizi ne ortada? Aşkım. Yenge. Şey Ali dede neyiniz oluyor? Ben kayınım benim. Kaynın oluyor. Kayın oluyor. Senin? Oğlun. Oğlum. Öz oğlun mu yoksa üvey oğlun mu? Üvey oğlum. Sen kaç yaşında evlendin anne? Ben mi? 25 yaşında. Peki dedenin diğer hanımı ne olmuştu? Öldü. Ha öldü. Allah rahmet etsin. Ne zaman vefat etti? Bana bak. 22 sene oluyor. 22 sene. Ha siz ikiniz beraber mi oturdunuz? Yok, beraber oturduk. Bunlarla çok oturdum ben öz, üvey. Ha bunlar oturdu da. Ha, siz iki hanım birlikte mi yaşıyordunuz? He, iki hanım birlikte yaşıyor. Annemle fındık mı topluyorsunuz daha? Gel anne anlatsana. Zor değil mi ya? Anlatmayayım ya ben. Anlatmasın koşma. Niye? Gerekmez. Gerekmez mi? Gerekmez. Gerekmez yavrum, gerekmez. Kıyamam. Yavrum, ya. Gerekmez. Biz yaşlı, 90 aldım, 90 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. Ya. Karadeniz'in hanımları hep böyle dinç mi ya? Çalışmak. Sen ne yedin, ne içtin aşkım? Ne yedim be? İnek sütleri, inek yoğurtlar, inek tereyağlar, turşular. Mancar çorbası gibi. Mancarın faydaları nelerdir anne gel. Ne bileyim ben doktor muyum? Canım benim en iyi doktor sensin anne. Bak 90 yaşındayız ama hala dimdik ayaktayız. Bunun faydalarını en iyi sen anlatırsın. Sütü. İşte değil mi söyledi ki daha ben gelenim bu oluyor da gelin o ne gelin. Bak bu onun anası şey kaynanası sağdı biz yedik sütleri yoğurtları. Sonra ne oldu? Kocan nerede? Kocası vefat etti. Öteki dünyada. Ha Allah rahmet etsin. Üzülüyor musun? Özledin mi onu? Ben üzülmüyorum ona. Niye? Yavrucuğum kaç senedir yine geldi ya. Niye üzülmüyorsun? Ben buradan değilim. Bu nereden Soma? Ben Yunanistan'dan geldim, Soma'ya tayin olduk biz. Sen nerelisin? Yunan Harbi'nin Soma'dan. Hamanisa Soma. Hamanisa Soma. Sen oralı mısın? Oralıyım. Sen oradan buraya nasıl geldin? Biz oraya niye geldik bilmiyorum Yunanistan Harbi'nin. Kocası buraya çalışmaya gitmiş, bunu almış gelmiş. Para getirmemiş. Anladın mı? Karı getirdi burayı ben bilmiyordum. Al konuşturma beni ya. Sen evli olduğunu bilmiyor muydun? Yok, bilmiyordum. Beni kayınım kandırdı beni. Nasıl yani? Öldü dedi, karısı dedi. Sonra düğün yaptı mı sana? Ne diyorsun kız ben kaç yaşındayım? Hayır o zaman düğün yapmadı mı sana? 30 yaşındaydım ben o zaman 30'dum. Geldin karısını gördün ne dedin peki? Karısından bacı gibi konuştuk iyi olduk has olduk ne olacak? Kötülükten ne çıktılar? Peki kocana kızmadın mı? Kızdım. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın demedin mi? Bizi bıraktı da gittim. Şeye gitti çalışmaya. Seni de bıraktı. Kumamım da bıraktı, beni de bıraktı. Almanya'ya, Belçika'ya gitti çalışmaya. Burada da bir karı aldı. Karımızı var. Bizim işimiz aynı film işi gibi aynı. Sonra? Sonrası yok işte. Geçti gitti. Öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Peki oradaki karısı neredeymiş peki? Burada kalmış ya. Kavun karısı ya. Senden çocuğu var mı? Üç tane benim. Diğer hanımından? İki kızım bir oğlum var. Diğer hanımdan? İkinden mi? İki kız iki oğlan. İki kız iki oğlan da onda var. Ha onda var. Almanya'da Belçika'dakinden var mıymış çocuk? Ben bilmiyorum burasını. Orada kendisi bilir o. Orada dediler iki tane karısı varmış dedi. Birini bırakmış birini almış dedi. Peki resmi nikah kimde? Şey bunun kaynanası. Bunun kaynanası. Peki orada mı vefat etti dedi? Burada geldi. Peki kim baktı ona buraya gelince hastalığa? Arzu bak karısı da vardı. Karısı gençti gene o zaman karısı ölmemişti. Beni bıraktı yuvamı yıktı dağıttı ben evliydim burada. Nerede evliydin? Soma'da da. Sen de evli miydin? Kocan nerede peki? Kocam
hapishaneye girdi. 5 sene hapishanede durdum. Ha, orada çocukların var mıydı? Bir çocuğum vardı. Onu da aldın, buraya mı geldin? Yok, ben evlendi, Almanya'ya gitti onu. Babası aldı götürdü Almanya'ya. Ha. Almanya'ya götürdü. Buraya geldiğine pişman oldun değil mi? Ne pişman, ne pişman ki. Olmaz mısın? Peki dönmek istemedin mi? Nasıl döneyim gayetme? Beni babam daha eve kormadı. Babam da geldi buraya, annem de geldi, gördü. Ne yapsın, ne etsin? İnşallah. İnşallah değil mi? İçtim dilim yandı, amanın amanın. Süt içtim dilim yandı, amanın amanın. Ateşte külüm yandı, ben sana hayranım. Ateşte dilim yandı, ben sana hayranım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Gel aşkım, böyle yanıma doğru gel. Bu inek bizi titretmez değil mi kız? Yok, yapmaz. Ha? Yapmaz. Yapmaz değil mi? Ya ben ineği, koyunu görünce hep aklıma süt geliyor amca. Doğru. Ne diyorsun? Ne oldu? Ne var? Ne oldu canım? Bir sorun mu var? Ha? Susadın mı? Bak komşunun mısırlarını da yiyorsun. Komşuya borcumuz var. Aynen. Değil mi? Biraderim. Aynen. Biraderin mi? Ha, iyi, yabancı değil. Merhabalar, isminiz? Anam. Niye bağırıyor? Benim isim Çitta Sinan. Sinan amca niye bağırıyor bu? Ya öteki hayvanlar arıyor. Niye arıyor? Komşularını mı? Ayrıldılar, birbirlerinden ayrılıyorlar. Bahçeye çıktıklarını sanırım. Bahçeye gidecek sanırım. Onlar orada var değil mi? Ha, birbirlerinden ayrıldılar diye. Adın ne amca? Şiddet. Şiddet mi? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah Allah. Niye adını Şiddet koymuş? Öğrenemedim işte, dediğim zamanında. Gerçekten mi Şiddet? Evet. Hiç sordun mu annene babana? Ne soracağım? Böyle, eskiler böyle varmış. Kardeşin ismi de Mithat. Mithat. Ama Mithat diyor. Aa, koparmış. Şuna bak. Anne! Yok yok. Şiddet amca, bu bayağı şiddetli bir hamle oldu. Şiddet amca, onu bağla Şiddet amca. Şiddet amca, şimdi burada koyunlar var, evet. İnek var. Siz şimdi hem koyun besliyorsunuz hem inek besliyorsunuz, evet. Öyle mi? Kaç? Büyük baş hayvanla besleyeyim, koyun da besleyeyim. Kaç ineğiniz var, kaç koyununuz var? 8 tane, 5 tane inek var, 3 tane... Canım nereye gel? Koyun. Erkek hayvan var, bunların yavruları var. 8 tane var şu anda. 8 tane. Evet. Peki bu koyunlar nereden geldi? Bu koyunlar kendi koyunlarımızın yavruları. Bunları kurbana kadar bakıyor. Buranın hayvanları mı? Tabii tabii, bizim kendi koyunlarımızın kuzuları. Kurbana kadar bakıyor, kurbanda satıyor. Satıyor. Yani hayvancılık yapıyor yani. Peki, hayvancılık gelirli bir iş mi? Yani getirisi ne? Yapabilene sana... çok güzel bir iş. Yalın saman, yem çok pahalı. Ondan sıkışıyor. Doğru. Yani. Ay baksana, o durmuyor ya. Tabii. Niye öyle? Bana sinir oldu gerçekten. Yok bir şey ne olur, hayvanlar arıyor. Kendini koparmak istiyor. Yok. Gel canım, gel. Senden bir işi olur. Gel yanıma, gel gel gel. Hava sıcak diye değil mi? Adın ne senin canım? Songül. Songül'cüm, Şiddet amca neyin alıyor? Babam. Eşimin babası mı? Kayınpederim. Evet. Oldu mu orası, o şekilde görmedik biz. Nasıl gördünüz? Babam, kendi babam gibi gördüm. Ay ne güzel. Sevdim de kendisini, kendi babamı. Genelde gelinler kayınpederleri severler ama. Genelde kayınpederler de gelinleri sever. Gelin... Yani kayınpeder ilişkisi yok. Baba kız ilişkisi var bizde. Hı-hı. Sağ olsun. Ayırt etmez. Ben onu gelin gözüne hiç görmedim. Kendi kızlarından, kendi evlerinden ayırmaz. Ben de onu kendi babam gibi severim yani. Ay ne güzel. Peki bu dengeyi nasıl sağladın Şiddet amca? Ne bileyim ya. Sevgi başlarım. Ah sevgi ya. Vallahi her şeyin başı sevgi değil mi? Her şeyin başı nasıl sağlıksa. Yalnız inek beni korkutuyor abi. Koparıp gelecekmiş gibi. Sıcak olduğu için orada. Kendini koparmak istiyor oradan değil mi? Ayrılmak istiyor. Orada sıcak. Peki bu koyunlar niye böyle hepsi kafasını birbirinin içine sokmuş? Şimdi bu sıcak olduğu için kafayı kaldıramadılar. Niye? Sıcak, hava çok sıcak. Kafaları aşağıda
ne yapıyorlar? Gelini gölgeye veriyorlar. Birbirlerinin altında nefes alıyorlar. Gölgeye arıyorlar. Havalar çok sıcak. Birbirlerinin altında gölgeler. Şimdi bunları baş edemezsin. Gider bahçeye doğru. Şimdi orada ne yapıyorlar kafaları aynı anda? Dinleniyorlar gölgeliler ağacın dibinde. Oyun falan değil ama. Yok. Daha serin oluyor. Birbirlerine atlar seni tutuyorlar. Ay, onların da hali zor ya Şiddet amca. Düşünsene bu kadar günün altında bu sıcakta durmak zor ya. Biz bir tane gömlekle durmuyoruz. Şiddet amca böyle yanıma gel. Böyle gel. Biz bir tane gömlekle duramıyoruz ya. Evet abi bunlar da yakıydı hayvanlar. Aynen. Peki Şiddet amca. Burada sütün kilosu ne kadar? Sütün kilosu diyelim ki 5 kiloluk bütün 100 lira. 20 lira. 20 lira mı? 20 lira. 25. Ha. Peki günde kaç kilo sütünüz oluyor? Günde kışın daha fazla oluyor. Şu an pek nadir oluyor. Yani 5 litre falan sabah akşam. Peki koyunların sütünü peynir falan mı yapıyorlar? Koyunların sütü yok. Bunlar erkek hayvanlar. Ha. Bunlar adaklık. Ha, kurban bunlar. Evet. Anladım. Adaklık hayvanlar. Mesela sağ bunu yaylada. Yaylada şu an. Bizim damızlık olan koyunlarımız yaylada. Onlar yaylada mı? Yayla nerede? Çambaşı'nda. Hala alacağım adam ya. Yani duruyorum yanlarında ama bir anda görünce korkuyorum. Ne yapayım ya? Evet ya aslında sizden daha çok hayvanların içindeyim gerçekten. Bütün memleketlerin koyunlarını gördüm Şiddet amca. Keçilerini gördüm, ineklerini gördüm. Vallahi yani şuna bakınca bu Karadeniz'in koyunu olmadığını anlayabiliyorum mesela. Buna karagözlüler. Şunlar... Bak Karaman'ın koyunu o yuvarlak değil mi kuyrukları? Öyle mi? Depremzede hayvanımız. Gerçekten mi? Nereden geldi? Depremden sonra alındı o oradan. Arkadaşı almıştı babamı. Gördün mü? Bak biliyorum işte Şiddet amca. Biliyorsun. Aynen yani. Biliyorsun. Biliyorum, tanıyorum ama pek haşır neşir olamıyorum. Şimdi bu memleketin hayvanı bunlar. Buranın bu değil yani. Evet o kuyruğu yuvarlak bizim, olan buranın bu değil. Bu koyunlar aslında buraya da gelmez, yaylaya gelir. Doğru. Yani, bak buranın koyunlarının böyle kuyrukları uzun uzun sallanıyor. Evet. Uzun. Peki burada peynir nasıl yapıyorsun bir tanecim? Gel yanıma böyle yanıma. Peyniri nasıl yapıyorum? Ben maya peyniri yapmıyorum, yoğurtla yapıyorum. Nasıl önce oluyor? Sütü pişiriyorum. Ha, sonra biraz ılıklaştırıyorum, kaymağını alıyorum, yoğurtla kesiyorum. Yani gayet doğal yani. Diğer mayalar vesaire kullanmıyorum. Kimi sirkeden kullanıyor. Doğru. Maya kullanan var. Yani, maya kullanan. Ben bu köy peyniri mi oluyor? Köy peyniri oluyor. Var mı evde şimdi? Şu an evde var mı bilmiyorum. Görümcem yapıyor genelde kahvaltıları. Öyle mi? Şiddet amcam, inek sağır mısın? Sağırım. Niye sağmayacağım ki? Peki, Şiddet amcam, horon teper misin? Onu biraz artık yapamam daha. Eskiden yapar mıydın? Eskiden yapar mıydın? Eskiden. Ben yaş 72. Hadi ya. Çay elinden öteye gidelim yale yale gidelim yale yale gidelim yale. Boynundaki semerin ben alayım ha vali ben alayım ha vali ben alayım ha. Boynundaki sepetin ben alayım ha vali ben alayım ha vali ben alayım ha. Şiddet amcacığım benden bu kadar. Sizi şöyle sahneye alalım. İnek nasıl sağlanır? Aynen ama Şiddet amca sağmalı. Ordu'da bir beyefendi inek nasıl sağar? Değil mi Şiddet amca? Hem oynasın, hem kaynasın, hem oynasın,
hem kaynısın. Yandan Halimem yandan, severim seni candan, seviyorsan candan. Boşan gel kocandan. Ama kimse boşanmasın canım, nasıl şarkı etmiş burada vallahi. Değil mi vallahi, Allah kimse evinden yuvasından etmesin canım. En önemli şey bu. Kimsenin ağzının tadını bozmasın. Amin. Huzur en önemli şey. Önce sağlık, sonra huzur. Bu güzel doğa, birbirinden samimi, sıcacık insanlar. Karadeniz deyince aklımıza tabii ki fındık gelir, çay gelir, fasulye gelir, gelir de gelir, mısır gelir. Şu anda elimde gördüğünüz yeşil fasulye. Yeşil fasulyenin en iyisi Karadeniz'de olur, olur değil mi? Evet. Öyle mi? Evet. Fasulyenin en iyisini nasıl anlarız? Elli olurlar, çok taze. İsminiz ne? Adım Elif. Elif'ciğim, kızlar senin mi? Yeğenim Elif Ece, Songül Hakan'ın kızı, evimizin torunu. Hediye Salya benim kızım. Sizin kızınız. Çok lezzetli bir fasulyeydi. Bediye bunun adı. Siz mi koydunuz yoksa? Yok, ben Bulancak'ta yaşıyorum. Bu evin kızıyım. Orada da Bediye derler. Peki Ayşe Kadı'dan farkı ne? Bu hiç itliklenmiyor. Çok şey, büyüse de katlaşmıyor. Ama çok da lezzetli. Fasulye. Evet evet, etli olur, elli olur. Güzeldir yani. Lezzetli mi? Lezzetli. Peki yeşil fasulye yemeği nasıl pişirilir? Toplarız bunu, güzelce yıkarız. İster artık şeyli yaparsınız, kıymalı, ister zeytinyağlı. Yani nasıl arzu ederseniz. Dibleyesini yaparız. Dible ne kız? Dible fasulye dibleyesi. Pirinçli, soğanlı, havuçlu yaparız. Çok lezzetli olur. Evet evet. Kavurmadan da yapılabilir. Doğrarız işte. Arasına soğan, pirinç, havuç, domates ne isterseniz koyarsınız. Üzerine tekrar fasulye kapatırsınız. Su koymadan pişirirsiniz. En son pişirince de üzerine yağ yakarsınız. Lezzetli bir şekilde yersiniz yani. Aa, fasulyenin her şeyini ne yapabiliyorsunuz? Turşusunu yapın, yemeğini yapın. Ay evet, bir de fasulye turşusunu kavuruyorsunuz. Bizim bu köyde yok ama başka yerlerde fırın var. Fırına atılır, o da çok lezzetli olur. Ne fırına? Güvece koyuyorsunuz. Güveçli değil. Böyle bunları bütün bütün atarlar, kuruturlar kışın tüketmek için. Ha, fırında. Evet, çok lezzetli olur. Peki fasulye turşusunu nasıl yaparsınız? Çok da güzel kavruluyor. Fasulyeyi toplarız. Onu da ayıklarız, işlemden geçiririz. Sonra haşlarız. Haşladıktan sonra soğuturuz. Sarımsak, tuz. İsteyen sirke de koyabilir ama biz sirke koymuyoruz. Kavanozluyorsunuz. Harmanlarız. İster kavanoza, ister turşu bidonlarına koyarsınız. Vakti geldiğinde tüketirsiniz. Peki kavurması nasıl oluyor turşuyu? Çıkar. Tuzu biraz fazla olur kışlık turşunun. Tuzu çıkardıktan sonra soğan, tereyağı, fasulyeyi koyup kavurursunuz. Oh, vallahi. Harika olur. Bizim vazgeçirmemiz yani. Değil mi? Turşu, evet. Peki sabahları mı, akşamları mı? Her zaman yersiniz. Sabah da tüketilebilir. Yemeğin yanında da yapabilirsiniz meze olarak. Yani istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Peki Elif Ece, sen hangisini seversin? Benim için fark etmiyor. Bedriye'yi mi seviyorsun, Ayşe Kadı fasulyeyi mi? Bedriye. Niye Bedriye? Burada çok Bedriye var diye mi? Hayır. Ha? Bedriye daha güzel olur. Evet, çok lezzetli olur, severim. O zaman Karadeniz'den, Karadeniz'in incisi Ordu'dan selam olsun fasulyelerle, değil mi kız? Evet. Fasulye böyle çiçeği yenir mi? Yenir. Elif Ece yenir mi? Yenir. Yenir mi? Hadi yesene. Oh, sen yer misin? Yerim. Hadi ye bakalım. Bu kızlar Karadeniz'i yerler vallahi, hiç affetmezler. Dur ben de yiyeyim. Dalından taze taze. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok güzel, güzel ya. Çok lezzetli bir fasulyedir. Abo.
yalan görmeden. Şortunun pazarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor peşten ballı kızları. Şortunun pazarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor peşten ballı kızları. Pırıl pırıl gençlerle birlikteyiz. Ordunun karşılamasıyla karşılandık efendim. Merhabalar gençler, nasılsınız? İsminiz nedir? Özkan. Peki erkekler böyle mi durur Özkan? Evet, erkekler de böyle duruyor. Misafir gidene kadar mı? Evet. Ha, peki şu anda ordu karşılamasıyla evet. Karşılandık. Ordu karşılaması herkes bilir mi? Ordu'da herkes bilir mi? Ya da anlamı nedir Özkan? Bu grubun başı sen misin? Evet, ekibin başı benim. Ordu karşılaması ordumuzdaki bütün insanlar tarafından bilinir. Çünkü bu bizim yöresel bir dansımızdır ve herkes çok önem verir bu dansa. Bu dansımız bizim oradaki nasıl fındık topladığımızı anlatır ve çok da önemli bir dansımızdır. Bu yüzden de milletimizdeki herkes bilir bu dansı. Fındığı anlatır, fındık evet. Toplayı şarkıda da söylüyor. Evet. Bu şarkı ordu karşılamasını şarkı söyle. Evet, ordu karşılaması peki, şarkısı. Düğünlerde falan da mı hep? Düğünlerde bunun ordu karşılaması birlikte horon oynanır ama daha çok ordu karşılaması oynanır. Öyle mi? Ay kızlar horon biliyor musunuz? Evet. Gerçekten mi? Ay ben horonu çok öğrenmek istiyorum. Bana misafirperverliğinizi gösterip bir horon öğretir misiniz? Ha? Öğretir misiniz? Horon açabilir miyiz? Oh, 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 oh,
Vallahi bir şeyler yapmaya çalıştım artık bu kadar. Ben bunları ezberlemem, öğrenmem biraz uzun sürerdi ama yapmaya çalıştık. En kolay horon nasıl oynanır? En kolay olay onlu dediğimiz sistem var. Tamam, hadi. Kadar, tek, çok basit bir şekilde vurduk, attık, koyduk, sonra ayağımızı koyduk. Onlumuzun ilk kısmını bitirdik. Tamam. Ardından çok dört adımlar. Bir, iki, üç, at, çek. Çek. Bu şekilde. Hadi hızlı yapalım. Tamam. Gidiyoruz. Sabaha kadar öğretseniz oynarım vallahi. Bravo! Hasretini yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtun, dize indi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar. Sona geldik, olmaz işler. Bin bir dertle yandı gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar. Sona geldi, olmaz işler. Bin bir dertle yandı gönlüm. Gelecektin, gelmez oldun. Halimi hiç sormaz oldun. Yaralarım sarmaz oldun. Düzeldi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar. Sona geldi, olmaz işler. Bin bir dertle yandı gönlüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.